ve bir de deprem olacak. Kıyamet depremi var. Bu daha süresinin ilk baştan geliyor. Kıyamet depremi otele. Kıyamet depremi. Bu diğer depremlere benzemeyecek ama bütün küreyi kapsayacak. Çok şiddetli olacak, uzun sürecek deprem. Şimdi bir yerde deprem olunca oraya başlı yardım gidebiliyor. Ama düşünün ki Allah korusun dünyanın tamamını kapsayan bir deprem olmuş. Korkul boyutlara deprem. Sonra uzun süren bir deprem. Tabi kim kime edemeyecek muhtemelen yani haber. En son bu deprem olacak burada. Peki şimdi ne yapmamız gerekir? Yani ülkemizden, beldemizden, insan ülkelerinden bu afatın geliş çevrilmesi, hemen gelmesi için ne gelir? ne yapabiliriz? Elde bir şey gelir mi acaba? Önce bir örnek vereyim. sonra mülk sözü 16'da ayet 16'da ayet-i kerime bu konuda inşallah. Şimdi bir düşman, güçlü bir düşman ülkeye saldıracak. Karadan tanklar topları yumuş sınıra. Tabii tankların, topların nam, Namluları dönmüş o tarafa doğru, denizden avukatla alınmış, havada uçakla uçuyorlar üzerinde. Şimdi o ülke zayıf ülke, buna karşı koymaya gücü yok. Ne yapabilir? Eğer tanklara yalvarsa, tanklar cansız varlıklar, eline bir şey gelme Tanktaki askeri yalvarsalar, asker ne yapsın ki, emir kulu, ne der? Ben komutanım, bağlıyım der. E, komutan yalamazlar. Komutan ne yapar? Ben de karargaha bağlıyım der. Genel kurmaya bağlıyım der. Genel kurmay ne eder? O da en sonunda iktidara bağlıyım yoktu Çünkü sabah emniyacı iktidar verir böyle şey. Şimdi gelelim bu deprem şeylerde. Yani bize şu anda yeryüzünde abi yakın olduğu için gerçekten muhteremler bir taraftan karadan kuşatılık hayatlarıyla fayatlar Yalnız Kanada'da ve Sicilya'da fayat yok Bunun yani her tarafında fayatı var. Nedir fayatı? Yer kabuğundaki çatlaklar, yer kabuğundaki. Allah bunu böyle yaratmış. Yer kabuğu içinde kayalar var, boşluklar var, çatlaklar var, şunlar, bunlar var böyle şey. Var bunlar böyle şey. Ama boş mu? Hayır Yani Nasıl ki bir tanktaki asker, tank bölü komutanı istediği anda düşmana saldıramaz. Emir bekler muhtemelen. Emir gelmeden her ne kadar mermi namlunun ağzında olsa bile olsa bile asker komutan orada saldıramaz muhtemelen emir gelmeden böyle Demek ki fayatta bir nevi tanktaki namlular gibi böyle. Ama kendine de harekete geçemez. E, denizden kuşatılmışız. Deniz yanında kabarabilir. Düşme, dalgalar geldiği anda olabilir. Gökten hava kuvvetleri, yıldırım gelebilir gökten. Yağmur gelebilir, sel gelebilir. Her kuşatılmışız. Peki ne yapalım? Bulutu yalvarsak, bu ben ne yapayım der. Beni sevgi de melekler der. Bu ne yapsın Yağmur boşlanacak. Dur yağmur. Bırakma Ne gerekiyor? Bakın Mevlan buyuruyor. Mülk ayet uğraltıda. E emintüm menfis fis semâi. E Siz emin oldunuz mu? Gönder misiniz? menfis fis Men Arapçada akıl sahipleri kullanılır. Mesela ma fis gelir. Ma canlı cansız hepsini kapsar. Men akıl sahiplerini fis semayı bu da semada tekil. Bunu lam tarif adır, belli sema. Yani dünya seması bulunan akıllı varlıklar. Kim var orada? Melekler muhtemelen var. Orada. Dünya semasındaki meleklerden emin misiniz? Ne yapacak bunlar? En yahtı bir yerde en yakse bükverde sizin abi yeri batırmalarından fi O zaman yer başları sallanma deprem başlar. Şimdi demek ki sınırdaki tanklar nereye bağlı? Merkezdeki karagaha. Yerini kurmaya. Denizdeki gemiler nereye bağlı? Gene merkezdeki karagaha. Yerini kurmaya Hava kuvvetleri oraya bağlı. Demek ki yeryüzündeki suların buharlaşması, bulutların teşekkül oluşması, bulutların sevk edilmesi, yağmurun yağması, şimşeğin çakması, yıldırımın olması, denizlerin kalması, fayatların harekete geçmesi, depremler nereye bağlı? Karagah. Karaga karagah? Birini sema baktılar. birin efendim. Birini sema, ne olacaksa bir seneye kadar Lehmi Hafız onlara Mevlam listeyi veriyor. Oradan yönlendiriliyor. Fırtına olacak. Ne lazım bunun için? Alçak yüksek basıcı gerekiyor. ısı gerekiyor. Güneşteki enerji buna ayarlanıyor. Yani her şey buradan buluyor kardeşi. Peki şimdi bizler oradaki met yalvarsak olur mu? Olmaz. Onlara emir kulu. O halde Allah yalvarır muhtemelen beleyici. Demek ki düşmanla gücü yetmeyen bir ülkede tank alırsa fayda yok muhtemelen. Kumanda fayda ne yapacak? O devletin başkanıyla, yetkilileri anlaşır, barış sağlarsa her şey düzene girer muhtemelen. Beleyici. Yine Mevlam buraya bizlere, İbrahim ayet 7'de. <laughs> Ve iz teezzene rabbukum. Ve iz rabbukum. Rabbiniz ilan etti, bildirdi. <laughs> le in şekertüm le ezidennekum. Allah bilir. <laughs> Kullarım Allah bilir. Eğer nimetime şükür ederseniz, yani küfrü bırakıp da iman ederseniz, İmanın gereğini yaparsanız, secdeye kapanırsanız, isim yaşarsanız, le Burada bir lam var. Lam burada tekit. Bir de nunda şedde var. Ezi şedde. İki tekit. Ne anlama geliyor? Elbette, elbette. Mutlaka, mutlaka Allah buyuruyor. Ben nimetimde arttırırım. Yani bir toplumda Demek ki Mevla bolluk vermiş, ferah vermiş, huzur vermiş, istikrar vermiş, Mevla vermiş böyle. Eğer o toplum bunu Allah'tan bilir de, Allah şükür ederse, İslam'ı daha iyi yaşarsa, İslam'ın daha sarsı ne olur? Mevla buyuruyor, ben daha bunu artırım buyuruyor. Vele in keferutu ama küfür giderseniz, inkar ederseniz, İnne azabı azabımda leşedi çok ama çok şiddetli yapıyor buyuruyor. Azabıdır. İşte mevlam inşallah uya baktası besleyen bütün İslam aleminin muhteremler mevlam inşallah böylece. Yoksa aksi halde ki mevlam buyurduğu gibi azap gelince kesinlikle geri çeviremez.